Sevgili vatandaşlarım, sevgili Midyat halkı, ben 1977 Midyat doğumluyum. Narlı köyündenim. Sizin içinizden çıkan bir adayım. AK Parti'den Allah nasip etti, bu yola girdik. Zaten bu yoldaydık. Allah'a şükür sizleri iyi temsil edeceğime herkesin önünde söz veriyorum. Sizin içinizden zamanımın çoğunu içinize geçireceğime emin olabilirsiniz. Halkımızın en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesidir. Biz siyasetçileri seçeriz ama içimizde görmeyiz. Ama size bu sözü veriyorum. Ben seçilirsem hepinizin huzurunda ben zamanımın çoğunu kendi memleketimde, Mardin'de, köyümde, ilçemde geçireceğim. Allah'a şükür biz bugün pazarı ziyaret ettik. Milletin bize teveccühü, reisimize teveccühü, davamıza teveccühü çok güzeldi. Esnafımızı dolaştık aynı şekilde. İnşallah ayın 14'ünde Cumhurbaşkanımızı yüksek bir oyla tekrar cumhur olarak seçeceğimize eminim. Bu konuda hepinize teşekkür ederim. Bizi ağırladınız, bizi bu propaganda sürecinde desteğinizi esirgemediniz, destekli oldunuz. Dostlarım, arkadaşlarım, hepinize teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Ben sözü ilçe başkanıma bırakıyorum. Selamun aleyküm. Çok kıymetli Hüdapar ilçe başkanım, çok kıymetli Hüdapar il başkanım, kıymetli Hüdapar yetkilileri, kıymetli teşkilatım. Bugün 32. gündür sahadayız. Sıkmadık el, girilmedik el, bırakmadık. Yarın da sahada olacağız. Pazar günü de inşallah sandıklara tüm gücümüzle sahip olacağız. Hüdapar'la beraber. Bugün Cuma pazarını ziyaret ettik. Cuma pazarından sonra esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın bizlere karşı teveccühü var. Cumhurbaşkanımıza karşı teveccühü var. Ben buradan 32 gündür bizi sahalarda yalnız bırakmıyorum. Hüdapar ilçe başkanıma, il başkanıma hepinizin huzurunda teşekkürlerimi ediyorum. İnşallah pazar günü de hep beraber sandıklara sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin yeni 100. yılını yazmak için cumhurun başına getireceğiz. Ben tüm Midyat halkına sandığa gitmelerini, sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. İnşallah hep beraber 14 Mayıs gecesi İlçe teşkilatından balkon konuşmasını hep birlikte Midyat halkıyla beraber dinleyeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmayı ben Hüdapar il başkanıma bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Bismillah. Elhamdülillah. Bu 14 Mayıs seçimleri inşallah Türkiye'nin 100 yılının geleceği olması umuduyla, dilek ve temennileriyle en üstün oy seviyesi ve başarısıyla neticelenmesini en başta Rabbimden temenni ve niyaz ediyorum. Bugün Midyat'ımızdayız. Özelde Midyatlı kardeşlerim, Mardinli kardeşlerim. Genelde siz değerli basın aracılığıyla bütün Türkiye'deki kardeşlerime şu mesajı iletmek istiyorum. 14 Mayıs akşamında iki boyutlu düşünüyoruz seçimi. Ya mustazaflar sevinecek ya da bunun zıddı sevinecek. Şimdi 14 Mayıs seçimini hem emperyalistler, siyonistler takip ediyor hem de dünya Müslümanları takip ediyor. Eğer Allah muhafaza bunu aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz, emperyalist ve siyonistler şu anda bile ellerini avuşturmuş, bütün güçlerini birleştirerek son yıllarda Müslümanların elde ettiği CHP zihniyetine karşı ve bileşenlerine karşı elde ettiği kazanımları yok edebilmek için ellerinden gelen çaba ve gayreti sarf ediyorlar. Ama inanıyoruz ki
halkımızın, milletimizin, Müslüman milletimizin, ülkemizdeki bütün insanların bu hassasiyeti galip gelecek ve inşallah Kudüs sevinecek, Mısır sevinecek, Mısır mustazafları sevinecek, Bangladeş mustazafları sevinecek, Arakan mustazafları sevinecek, Doğu Türkistan mustazafları sevinecek ve Allah'ın izniyle kısacası bütün dünya Müslümanları sevinecek. Ayasofya daha özgür olacak. İslami ve insani değerler daha da yükselecek Allah'ın izniyle. Bu dilek ve temennilerle şahsi olarak hatalar yapılmış olabilir, yanlışlıklar yapılmış olabilir, kusurlar yapılmış olabilir. Çok kıymetli kardeşlerimden gün kusurları dile getirme günü değildir. Noksanlıkları, hataları dile getirme günü değildir. Gün kardeşçe kenetlenip bir olup dünya Müslümanları ülkemizin kazanımlarını 100 yıl daha ileriye götürerek, çünkü CHP ve zihniyeti Allah muhafaza bir kaza sonucu iş başına gelirse, nasıl ki 26 Temmuz'da imzalanan Lozan Anlaşması 100 yıldır sıkıntısını çekiyorsa, yürürlüğe giriş tarihi 6 Ağustos 100 yılı dolmak üzereyse, tekrar dünya emperyalist ve siyonizmi, tekrar CHP eliyle ve zihniyetiyle bize 100 yıl daha bir Lozan'ı dayatmaya çalışıyorlar. Ama Allah'ın izniyle bütün halkımızın, milletimizin sağduyusu galip gelecek ve o Lozan'ı tarihin çöplüğüne atacağız inşallah. Gençliğimiz için, toplumumuz için, dinimiz için, ahlakımız için, neslimiz için, geleceğimiz için Allah'ın izniyle bu şuur ve şiarla sandıklara gidip o şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerimizi vereceğiz ve AK Parti'ye inşallah desteklerimizi sunacağız ve burada Cumhur İttifakı'nda olan diğer kardeşlerime de Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka bir oy boşa gitmeyecek şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini buradan istiyoruz. İnşallah hep birlikte 15 Mayıs, 14 Mayıs gecesi, 15 Mayıs sabahıyla CHP ve zihniyeti ve bileşenlerini sonlarının başlangıcı olmak üzere tarihin çöplüğüne göndereceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ey gelen verdiğine, kuş kubra, dostu haval, çardihe gülane, inşallah amir tabda bahabra bitifak, amir sandık abimle kudi, bu amir ayı kudine Erdoğan. Amir ayı kua, dine reis, jiboni emperyalizm ne ve iktidari, jiboni zalim ne ve iktidari, jiboni masluma, jiboni bekasa, جبانی فقیر و فقرا دبای رئیس امبخنه لیدر دخوازیام جوا ابا از و امانتی خودات کم بخاطر وقت